Sektörpedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi mekanımızda yıllar önce hatırlarsınız belki ambiyansı biraz para kazandık, bambu aldık. Bunların hepsi parayla, sponsorumuz yok. Bambu sponsoru arayışındayız. Diğer taraftan biz şirkette tekrar bir bölüm yapmak istedik. Tabii değerli de bir konumuz var şu an görünüyor. Hemen bir anons edeceğim. Beraber de zaten sohbete başlayacağız. Giydiriyoruz onun sunduğu bölümümüz başlıyor. Yanımızda Bahadır Berk var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Daha böyle samimi konuşmak isterim. Mesela abi desem kafam gözüm kırılır mı? Önce bir... Yok, hiçbir şey tamam. Olmaz. Abi hoş geldin tekrardan. Hoş. Çünkü ne zamandır da bir araya gelmek istediğimiz evet. Bir şeydi. Bir sohbet etmek istiyorduk ama çok yoğunsun. Ve yoğunluğundan kesinlikle emin olduğum bir yoğunluğun var. Kendinden biraz şahsen biraz bahsedebilir misin? Adım Bahadır Berk. Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Gaziantep'in... bitirdiğinizde stadı gezdiniz mi? Stadı mecbur, evet. O zaten ayet gibi bir şey. Evet. Onu yapmadan zaten mezun etmiyorlar. Şüphesiz ki niyet ettim. Evet. Stadı. Devrim stadında turumuzu attık. Zor da olsa mezun olduk. Hı-hı. Aslında çok parlak bir öğrenci olmadım hiçbir zaman böyle. Ucu ucuna mezun oldum zaten. O yüzden ODTÜ değil mi? Yiyemezler yani. Yani şöyle zaten girmesi zor. Ben onu biraz kolay atlattım. Çıkması daha zor. Ben o zamanlar 2006 ya da 2007 senesiydi. Kıbrıs kampüsü yeni açılmıştı. Benim girişim Kıbrıs kampüsü. Hı. İşte Ankara'dan ders aldık, verdik falan. Bir şekilde zor da olsa mezun olduk. Yani ilk girdiğimde benim sorduğum soru şuydu. İşte üst dönem arkadaşlar. Mezun olmak için ne yapmam lazım? İşte ortalamam kaç olması lazım? İşte 2 ile mezun olabiliyorsun 4 üzerinden demişlerdi o zaman. Ben de 2.01 ile mezun oldum. ODTÜ rektörü şu an hareketi bu. Neler söylüyorlar belki, biz böyle değildik. Yani aldıklarına sonradan da pişman olmuş evet. Olabilirler. Çünkü bayağı zorladım mezun olabilmek için. ODTÜ'nün en büyük sıkıntısı prerequis derslerdir. Hı. Birbirini bağlayan hı. Derslerdir. İkinci sınıfta geçemediğim bir dersten dolayı. Zinciri kırmak deyimi buradan mı geliyor? Evet. Ben kıramadım o zinciri. Çünkü işte ikinci sınıfta veremediğim bir dersten dolayı okulum bir yıl uzadı. Onun bağladığı dersi de veremediğim için bir yıl daha uzayacaktı. Ben 6 yılda mezun oldum hazırlık dahil. Normalde 5 yıl. Bir yıl uzattım, bir yıl daha uzayacaktı. Artık son sene işte makine mühendisliğinden, inşaat mühendisliğinden dersler alarak işte normalde alamazdım. Ama yönetmeliği irdeleye irdeleye bir şekilde o dersleri alıp zor zekat. Kendimi mezun ettim. Evet, mezun oldum. Hatta o zaman hocalar bana bu yönetmelikte bu aradığın açık kadar zaten derslerine çalışsaydın buna ihtiyacın kalmazdı demişlerdi. Bunu bir yeminli mali müşavir yapar, bir de siz yapmışsınız evet. Zaten bu kadar yani, çok net. Hatta ondan sonra mezun olduktan sonra işte şey, o yönetmeliği değiştirildiğine dair haberler aldım, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Zor zekat mezun oldum. İşte 2.01 ile mezun oldum. Hı. Sonra burada Gaziantep Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını, tezli tamamladım. Yani her zaman teknik bir adam olmaktan çok daha çok böyle esnaf bir esnaf yönüm daha ağır basardı. Hı hı. Ticareti yüzden, akademiden daha çok evet, sevdim. Evet, aynen öyle. O yüzden belki biraz zorlandım akademik hayatta ama çok şükür bir şekilde mezun olduk. Konu da ilgimi çeken bir konu. Şimdi 9 tane ana soru var. Bunların ikisi benim kişisel fantazilerim. Bir tanesi gençlere sesleniş olmak üzere. Diğer üçü kişisel deneyimler ve işle alakalı sorular var. İşinizi her yaştan tüm insanlığın anlayabileceği şekilde nasıl tanımlarsınız kısaca? Yani şu an mevcut bulunduğum sektörde cevap hı. Vereyim buna. Çünkü elektrik elektronik mühendisliği çok kapsamlı evet. Bir dal. Şu an ben ne yapıyorum? Yenilenebilir enerji santralleri kuran bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Hı hı. Enerji projeleri müdürüyüm. Genel olarak aslında enerji de çok kapsamlı bir kavram. Evet. Biz burada enerji verimliliği, enerji etüdü, işte sadece dalımız yenilenebilir enerji santralleri değil. Mevcut zaten enerjinin durumunu ülkedeki hepimiz biliyoruz. Bunu daha verimli, işte daha az maliyetle, çevreye daha duyarlı bir şekilde hı hı. Nasıl sağlarızın
peşinde koşan bir şirketiz. Ülkece ihtiyacımız olan şey de bu aslında. Biraz. Evet, fazlasıyla. İşletmelere, sanayi bölgesine enerji etütleri yapıyoruz. Daha tasarruflu enerji modelleri çiziyoruz. Öbür yandan işin müteahhitlik kısmında da yenilenebilir enerji santralleri kuruyoruz. İşte rüzgar, güneş, biyogaz santrali, işte hidroelektrik santral, az da olsa hatta hiç yok jeotermal santral. Yani yenilenebilir enerjinin ve enerjinin olduğu her yerde biz şirket olarak varız aslında. Yani gençlere şu an tavsiye, bizim de bu sektörde bu kadar derin ilerlememizin sebebi çevreye olan duyarlılık. Çünkü gerçekten biz şu an dünyanın enerji ihtiyacının %80'ini ortalama özür dilerim, fosil yakıtlardan sağlıyoruz. Nedir? Petroldür, doğalgazdır, kömürdür. Ve bu fosil yakıtların hepsi işlenmesi sonucu, elektrik üretilmesi sonucu doğaya sera gazları salıyor. Karbondioksit başta olmak üzere. İklimlerin değişmesinin falan filan derken birçok negatif sonuç doğuran birçok şey var. Haddinden fazla. Yakın zamanda zaten bir Paris Anlaşması çok gündemde oldu. Evet. Biz de dahil olduk. Bu bizi çok sevindirdi. Bu anlamda enerjiyi nasıl verimli ve tasarruflu kullanabiliriz'i araştırıyoruz. Var sorularda. Yani var daha güzel şeyler var. Daha bu başlangıç ilk soru. daha neler var? Çünkü benim de ilgimi çeken ve ilgim içerisinde olan ve geçmişte biraz daha bunda faaliyet göstermişti birisiyim. Şimdi bizim takipçiler diyecek ki abi durmamışsın. Durdurmadılar. Ben içten gelen bir şey değil. Böyle kıpırtıyı gören gel kardeşim seninle bir şey deneyeceğim dedi. Denediler abi bende. Güzel olmuş aslında. Vallahi güzel mi? Bundan 20 yıl sonra anlayacağım. Yani bir elime geldiğimde iyi olmuş der miyim? İnşallah derim. Bu iş uzmanlık bilinenin aksine neye, kime hizmet eder? Bilmediğimiz noktalar var mı? Mesela yenilenebilir enerji dediğimizde bilinmeyen noktalar var mı? Ya aslında herkes şöyle biliyor ama bunun bir de bu tarafı var dediğimiz. Yani şöyle genelde bizim ülkemizde özellikle yenilenebilir enerjinin bu kadar son dönemde yaygın olmasının en büyük sebebi enerji maliyetleri. Evet. Yani biraz ya da dışarıdan maalesef, tedarik etmek. Zaten yüzde hemen hemen yani yanlış hatırlamıyorsam 65-70 elektrik ithalatı yapan bir ülkeyiz biz. Şu an yenilenebilir enerjinin bu kadar revaçlı olmasının en büyük sebebi maalesef diyerek söylüyorum enerji maliyetleri. Doğru. Çevre duyarlılığı, işte temiz enerji biraz daha ikinci planda aslında kalıyor. Aslında baktığınız zaman bu bir zincir. Endüstrinin veya bir fabrikanın ürün üretiminde, yani ürün ortaya çıkarırken maliyetine kattığı hesaplar arasında enerji maddeleri de var. Doğalgaz kullanıyor bir fabrika, elektrik kullanıyor ve dolayısıyla oradaki şeyi ürüne eklemek zorunda maliyeti. Tabii ki. Ve ülkede üretilen ürünün dolar bazından ihracatın haricinde söylüyorum iç pazara bu kadar pahalı gelmesin en büyük hatta ithal ürünün bizim ülkede üretilenden daha düşük bir maliyete olmasının bence sebeplerinden %60'ı %70'i ham madde lobisinin haricinde aynen. Enerji gibi enerji geliyor. Artı lojistik zaten yani bu ülkede üretilen ürünün maliyeti %60'ı %70'ini enerji ve lojistik sağlık. Yani, tabii ki dolaylı yoldan lojistik. Dolaylı yoldan çünkü lojistiğin de ham maddesi petrol. Yakıt, petrol. Yani o artınca lojistik de artmak zorunda kalıyor gibi bir durum aynen var. Öyle. Çünkü branda aynı branda, dorse aynı dorse baktığınız zaman veya lojistik sadece tır vesaire değil ama ona katma değerine etkiliyor gibi bir durum var. Aynen öyle. Elektrikli araçları bu konuda inşallah en yakın zamanda Tesla'ya bekliyoruz. Buradan selam. Elon Musk'la durmuş beni bekliyor. Gaziantep'ten Ufuk bana selam göndersin ama bir gün karşılaşacağız inşallah. Benim öyle bir mottom var. Bilinmeyen bir yani nokta bilinmeyen var. Bilinmeyen şöyle dediğim gibi şu an enerji maliyetlerinden dolayı bu iş revaçta olmasının haricinde gerçekten doğaya ve çevreye arka planda çok büyük katkısı olacak. Paris Anlaşması gündemde bu aralar. Amaç ne? Yeryüzü sıcaklığını 2 dereceden fazla arttırmamak. Küresel ısınmanın önüne geçmek. Bunu mümkünse 1,5 derecenin altında tutabilmek. Global amaç bu. Bunu da küresel ısınmayı etkileyen en büyük etken de işte işletmelerin, büyük sanayilerin
gazları, sera evet. gazları evet. doğaya saldı. Onun haricindeki en büyük etkenlerden biri de biz bu elektriği kullanabilmek için, üretebilmek için kurduğumuz fosil yakıt tesisleri. Doğru. Yani biz elektriği alırken de aynı zamanda yani işletmeler, ürün üreten firmaların haricinde biz elektriği kullanırken de zaten doğayı mahvediyoruz. Doğru. Bunun önüne geçebilmek aslında ilk amaç olduğunda belki biz biraz daha yol kat etmişiz diyebiliriz. Yani en büyük bilinmeyen kısmı bu yenilenebilir enerji hı hı. sektörünün. Ki toplum çok duyarlı. Hatta bununla alakalı çok fazla STK'lar var. Vardı. Var. Daha da sayısı her geçen gün, hani dünya farkındalığıyla alakalı bir durum tabii bu. Dünyada geçerli olan artık bizim ülkemizde de konu maddesi yani trend topik olmaya başladı. Biraz da. Bu da bizi aslında daha ileriye götürecek önemli etkenlerden bir tanesi bu konudaki duyarlılık gibi geliyor İnşallah. Bana. Bu bilinci arttırmak lazım. Yani gerçekten yeni nesle bu bilinci arttırmak 10 lazım. 10 milyonumuz var. 10 milyon buradan gelse geriye kaldı 60-70 milyon onu da çözeriz kendi aramızda. Onlar da bir 3 milyon yani her biri 3'er kişiye söylese oldu 30 milyon. O 30 milyon 2 kişiye daha söylese 70 milyonu tamamlarız. Bizim hesabımıza göre Türkiye'de herkes bunu duyacak gibi bir şey var inşallah. İyi bir yenilenebilir enerji uzmanı olmak için bu işte bu branşta faaliyet göstermek için neyi doğru yapmak gerekir? Gözden kaçırılan noktalar genelde neler oluyor? Yani buna danışmanlık yapan da, proje direktörlüğü yapan da, kendi şirketi olan da gözden neler kaçırıyor genelde? Yani aslında bu soru çok global bir soru. Çünkü hı-hı. yenilenebilir enerjinin çok alt başlığı var. İşte rüzgar için bu soruya ayrı cevap verilir. Güneş enerjisi için ayrı cevap, işte hidroelektrik, biyogaz. Evet. Bunların hepsi için ayrı termaller cevaplar verilebilir. Termaller ayrıca bir tarafta. Evet, ayrı cevaplar verebilir. Çünkü hepsinin tekniği, prosesi ve elektrik üretme şekli birbirinden hı-hı. çok bağımsız, çok farklı. Temel prensip olarak peki? Yani temel prensip aslında %100 temiz enerji. Bunun başında güneş enerjisi geliyor. Çünkü dünyanın en büyük enerji kaynağı güneş. Bunu kullanmak... Ve rüzgar hava yani. Ve rüzgar. Herhangi bir elektrik üretmek için ham madde ihtiyacınız hı-hı. yok. Fosil yakıtlar gibi bir ham madde ihtiyacınız yok. Herhangi bir çıktınız yok. Yani fosil yakıtlarda evet girdiniz var, elektriğinizi üretiyorsunuz ama çıktınız sıkıntı. Çevreye peki, zarar veriyor. Burada şu aklıma geliyor. Tabii bu benim kişisel sorum. Sorunca anlayacaksınız ne kadar kişisel olduğunu. Şimdi mesela YouTube'da veya magazinel bir soru aslında bu da. İşte adam mesela hidrolizi yapıyor. İşte hidroliz yöntemiyle arabayı suyla çalıştırıyor vesaire gibi bir yöntem var. Ve muhabir soruyor diyor ki, ya peki bu harika bir buluş değil mi? Tabii onun da habercilik kaygısı var da. Harika bir haber değil mi ya bilmem ne falan diyor. Adam da diyor ki ya bize yaptırırlar mı bunu? Yaptırmazlar. Büyükler var. Petrol devleri. Şimdi yenilenebilir enerji iyi bir büyümeyle hatta A değer yani ivmesi çok yüksek bir değerde ilerlediği için bu soruyu sorabiliyorum. Bu petrol veya bu kaynakları üretenler bunun belli ki farkında tabii ki ses çıkaramıyorlar. Onların bu konudaki dönüşümü var mı? Ya arkadaşlar biz bugüne kadar iyiydik. Binalarımızı yaptık. İşte ortamımızı genişlettik. Dünyaya satıyoruz. Ama bir gün çıkıp Türkiye'den başka bir yerden oradan buradan yenilenebilir enerji diye bir şey var. Biz ikinci plana düşer miyiz kaygısı var mıdır sizce? Yani finansal olarak mutlaka vardır. Zaten ilk yenilenebilir enerji 1980'lerde dillenmeye başlamış. İşte süreç artık 30 yılda artık tam rayına oturmuş. Net bir cevap veremem ama şundan eminim ki o global ekonominin hı hı. başında duranlar işte petrolün, doğalgazın. Geleneksel enerji kaynağı diyorum ben. Evet, geleneksel enerji kaynaklarının finansal koltuğunda oturan kimseler emin olun yenilenebilir enerjinin de finansal koltuğunda oturuyorlar. Ya da otururlar ya da oturacaklar. Ya da oturacaklar. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Rezervler belli. Evet. Tahminler ortada. İşte rezervlerin ne kadar yeteceğini onlar analiz bir ediyorlar. Bir de know-how ve istatistikler var. Var ortada. Zaten mevcut durumda da yetemiyorlar. Yani bu şey korkuları yok bence. Bu benim şahsi fikrim. Ya bugün her yer güneş enerji santrali olursa biz petrol satamayız.
gibi bir kaygıları bence yok. Çünkü gün geçtikçe enerji ihtiyacı da çok artıyor. Bundan 50 yıl önce dünyanın enerji ihtiyacı ile şimdiki enerji ihtiyacı çok farklı. Peki, çok fazla. Yine kişisel bir soru. Aklıma gelenleri sormak ama lafınızı böleyim, özür dilerim. Emin olun o küresel ekonominin başında duranlar yenilenebilir enerji sektöründe de bundan işte 100 yıl önce nasıl bu petrolün başına oturdularsa bunun da başına otururlar. Muhtemelen. Onların bir kaygısı olmaz o çünkü yüzden. Çünkü güçlü bir ağları var. Evet. Peki mesela gemiler ya da bulutsoları güneşten yararlanabilecek enerji üretenler. Hani ülkenin veya dünyanın kendi enerjiye ihtiyaç duyduğu enerji üretmenin yanı sıra biraz daha PR'ını doğru yapmak adına yani teşvik anlamında mesela gemilerde vesairelerde çünkü çok büyük gemiler var ve orada üretilen elektrik motoru çevirmeye yeterli gelecek. Çok zor. Bir yerde gelecek. Evet, sürdürülebilirliği sağlamaz. Ama hibrit sisteme geçer veya belli depolamayla yani işte akülerin vesaire belli depolamalarıyla belli bir akım tükettirirsin motora vesaire gibi. Ya çok hızlı gitmesine gerek yok. Çünkü hiçbir zaman dizelin yerini tutmayacak mesela. Böyle PR, böyle teşvik edilse daha doğru değil mi? Çünkü biz hala ülkemizde şey zannediyoruz. İşte yenilenebilir enerji, evet bizim bir dayıoğlu var. Dayıoğlu evinin çatısını, damını solar panel yap. Bununla kalıyor. Evet. Doğru bir nokta. Ama onun için biraz daha teknolojinin yani güneş bazında konuşuyorum. Çünkü güneşin kendi geliştirmesi mobil, lazım. Mobil olan en verimli santral, güneş enerji santrali mobil olabilecek. Bir tık daha teknolojinin gelişmesi lazım ki metrekareye düşen üretilen enerji daha fazla olup o kocaman geminin yani şu anki mevcut teknolojiyle tahminimi söylüyorum. O geminin etrafını komple üstünü komple panel döşeseniz yani %2-3 değil mi? Belki. İlk panel çıktığında 144 watt falan demişlerdi. İşte evet. O 1 metreye 80 santim 60 santim olan. Biz demiştik ki 144 watt falan. Şimdi bugün sanıyorum daha artmıştır teknoloji, gelişmiştir. Evet. Ama evet yani bir fabrikanın üstünü kapattığında ışıklarını ve şeyi kaldırdığını biliyorum. Makinaların bir kısmını ama şu an makinaların %100'ünü de karşılıyor. Yani bu tamamen şeyle alakalı. Metrekareyle alakalı. Yani çatısı büyük bir işletme ise şu an ortalama işte. Bunu duyduğuma çok sevindim ama. Yani bu şu an çok revaçta zaten. Çatı ortalama 4000-5000 metrekare, 6000 metrekare bandında bir çatısı varsa 1 megawatt kurabiliyoruz. Rotoru 1,5 metre yarı çapına sahip bir kompresör kaldırabiliyor mu? Yani onun çektiği enerji... Rotorundan ziyade onun kaç kava enerji çektiğini bana söylersen ben daha cevap verebilirim. Araştırıp dönüyormuşum şimdi. Bir dakika abi falan hırs yapmış yayının ortasında. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben iki tane de kişisel sorum oldu. Hakkını helal et. Helal biraz uzatmış oldum. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir uzman çok kazanır mı? Bu üniversitelilerin sorusu. Bu bölümden çıkanların ki bir ODTÜ'lü olarak o ben nefes vermeyi de zaten anladım ki aktarmış da olduk. Bu en çok sorulan soru. Şimdi isteniyor ki çok fazla karşılaşıyorsunuzdur. İsteniyor ki ya ben bu işi yaptığımda buradan mezun olduğumda bu işi yapayım ve ikinci yılımda Maserati'mi alayım. Böyle bir dünya yok zaten de. Türkiye'de yok maalesef. Yani Türkiye. Oo, beklemediğim yerden geldi. Evet. Yani Türkiye şartlarında gerçekten yok. Yani şöyle, bu sektör çok büyük bir sektör. Evet. Kazançlı, yani çok büyük ciroların ve çok büyük meblaların döndüğü İhalesel bir sektör. İhalesel bazında olduğu içindir. Ya da İhalesel işte bazda büyük değil. Projeler olduğu büyük için. Büyük projeler olduğu için. Ama iş kâra ya da işte kazanılan paraya, daha doğrusu o kazandığın paranın kişiye yetmesine gelince bu çok göreceli. Bir de göreceli beklentin ne? Evet. Hani, yani evini mi geçindirmek istiyorsun? Bir sonraki projene mi hazırlanmak istiyorsun? Yoksa parayı vurayım ben köşeye mi geçeyim diyorsun? Ya zaten 2 yıl içinde ben parayı vurayım, Maserati'mi alayım, bir köşeye çekileyim zihniyeti olmamalı bence zaten gençlerde. Sektör seçerken tabii ki bunu değerlendirsinler ama hep çok klişe herkesin söylediği bir laf var. En iyi bildiğin işi yaparsan
aç kalmazsın diye düşünüyorum. Yani çalışırkenki amacın para kazanmak değil, iyi bildiğin işi yapmak olduğu zaman para ikinci planda gelir diye düşünüyorum. Bu zamana kadar çalıştığın sektörlerde yaşadığın en zor durum neydi? Nasıl kriz yönetimi yaptın? Bundan önce 2012-14 yılları arasında medikal sektöründe ilk ben iş hayatına başladım. Spastisitesi olan hastalara baklofen pompası diye bir cihazımız vardı. Onu vücuda implant ederek işte spastisitesini çözmeye çalışıyorduk. Herhalde riskli hayatımın, bir şey mi? Evet. Yani şöyle riskli bir şey. Tıbbi anlamda çok büyük bir riski yok. Çok basit bir ameliyat. İşte sol karın boşluğuna girip işte cihazı yerleştirip cihazın içinde kas gevşetici ilaç var. O ilacı kateter yardımıyla beyin omurilik sıvısına, BOS'a yollayıp hastanın kaslarını gevşetiyorduk. Ama abi kas gevşetici kullan gibi vizyonsuz bir şey söylüyorsun. Söyleme. Neden oral yolla şöyle. Yani spastisite ciddi bir hastalık. Mesela benim ilk yaptığım implantta 33 yaşında bir genç çocuktu. Ve 33 yıldır yürümemiş bir çocuktu. Kaslarının böyle kas katı olduğundan dolayı. Biz bu süreçte onun kaslarını gevşetip fizik tedaviyle beraber 33 yılın sonunda ayağa kaldırdık hastayı. Süper. Yani sağlık sektörü bu konuda bana çok stresli geliyordu. Belki de o yüzden doktor olmadım. Yani o yaşadığım son olaydı. Evet, falan. İnsan canıyla oynamak, müdahale etmek bana çok riskli geliyor. Riskli. Evet, şimdiki sektöründe nedir? Kabloyu yanlış bağlarsın, en fazla cihazı yakarsın. Yerine maddi yükümlülüğü vardır, evet. Yerine yenisini alırsın. Bir arıza olur, tespitini yapar, yani giderirsin. Yani çözümünün bedeli ağır da olsa olabileceği şeyler olur. Şeylerdir ve maddi bedeli vardır, evet. Sadece ama sağlık sektöründen zaten çıkmamın ya da devam etmememin de en büyük sebebi buydu. Buraya vebalini alamadım diye teaser'a koyarsın. Mebalini. yani o süreçte hastalarla muhatap olmak, işte hastaların sıkıntılarını gidermek. Çünkü zor bir sektördü. 33 yıldır yürümemiş o hasta üzerinden gidersek. Bir hastaya ve ailesine işte yürüyeceği sözünü vermek. Ama bunu başaramama ihtimalinin olması, o krizi yönetmek, hastanın tabiri caizse işte gazını alıp işte onu sakinleştirip işte doktoru falan, yani o koordineyi kurmak zordu o zaman. Zor. Ama çok şükür o kısa bir süre bile olsa o süre içinde bu konudaki çok hastaya derman olduk yani çok şükür. Onun hazzı bambaşka. Yani şimdi ben burada 100 megawatt elektrik üreteyim diyeyim, çevreye şu kadar faydam olsun diyeyim. O bir tane hastayı ayağa kaldırmanın hazzı yok yani. Ama etmez. İşte zaten hayatın da matematiği bunun üzerine. Büyük risklerin büyük ödülleri veya manevi tatminleri oluyor. Aynen. Daha az risklerin daha az tatminliği oluyor. Bu aldığın, hani o terazinin dengesi buna göre oluyor zaten. Aynen. Benim anladığım kadarıyla. Çevrenizde bu işi veya bu girişimi yapacağım dediğinde yapamazsın ya. O iş öyle değil. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil diyen oldu mu? Oldu. Halen daha oluyor. Çevremde ben de işte ya bu işe gireceğim diyenler oluyor. Yani aslında bu işin en büyük handikapı, yani enerji sektöründe, yenilenebilir enerji sektörü bazında konuşursak, finansını sağlamak, çözmek ve koordine etmek çok zor. Çünkü bütün ürünleriniz dolar bazlı ve maliyetleri çok yüksek, evet. Ürünler. Evet. Evet, getirisi de yüksek ama o finansı tabiri caizse çevirebilmek bu işin en büyük teknik kısmı. Doğru. Zaten bizim ülkemizde hep şu da vardır. İşte çarşıda bir tane büfe önüne bir krem dondurma, krema dondurma koyar. Hemen yanındaki kuyumcu da koyar. Tabii. Öbür yanındaki çorap satan, tabii, da koyar. Tabii. Herkes bir anda o çarşının sokağı abi, dondurmacı olur. Artık bir deyimimiz var ülkece, biliyorsun değil mi? Lokmacıya dönmek. Dönmek, evet. Yani lokmacılara döner abi. Aynen. Bu sektörde şimdi bu kadar revanşlı olduğu için, yani bizim sektörde bu insanlara çantacı diye, evet, tabir ediyoruz. Evet. Çantacı firma ya da çantacı kişi de çok arttı. Ama hiçbirinin sürdürülebilirliği olmuyor. Çünkü meblağlar yüksek meblağlar. Doğru. En ufak hatalarında batıyorlar. Yani abi bir de şey heyecanı var onlarda. Mesela bir tane atıyorum 3 dönüm yeri var, 5 dönüm yeri var. Ben burayı enerji santrali yapacağım.
Ya tamam da bu az önce senin anlattığın gibi bir olay. Bunun organizasyonu, riskleri, dolar üst bazlı yatırımları veya euro bazlı yatırımları, bunun sürdürülebilirliğini sağlaması ve bir sefer yapınca bitmiyor. Bunun invertörlerinden, şarj ünitelerinden, akülerinden, bakımlarından periyodik olarak senin sürekli ilgilenmen gereken bir şey. Herkes şey zannediyor herhalde. Hani benim çevremden duyduğum kadarıyla, abi ben bir sefer yapayım, 3 yılda amorti ediyor, tamam. Abi ondan sonra cebine para koyuyor, tamam da sen o akülerin masrafını toplu şekilde 1000 tane akü alanla 10-15 tane kendine yaptığın akü aldığındaki kar aynı mı? Değil. Değil. Bakımı aynı mı veya ona servisliğini istediğin firma sana aynı reçeteyi, aynı şeyi çıkaracak mı? Hayır. İşte evet. Orada bir handikap var aslında. Yani aslında evet, insanlar bu konuda teknik olarak çok dolu olmadıkları için biraz kulaktan duyma haberlerle çok bu işe girmeye çalışıyorlar. İki tane akü, bir tane invertör ya falan mantığı evet, var. Yani biz daha çok yani akülü sistemler, off-grid sistemler biraz daha kırsalda, işte bağ evlerine, elektrik şebekesinin olmadığı yerlere evet. daha çok kurulan sistemler. Bizim sistemlerimizde zaten akü yok. Kurduğumuz işte 3 megawatt, 5 megawatt ya da bir işletmelerin çatılarına kurduğu sistemde akü sistemi yok. Şu an zaten enerji sektörünün üzerinde çok büyük firmalar, Türkiye'de de dünyada da enerji sektörünün önümüzdeki süreçte, yani burada gençlere bir tavsiye verilecekse, enerji depolama sistemleri üzerine şimdiden çalışmaya başlasınlar. Böyle bir açık da var bu arada. Kesinlikle Lidium, var. Lidyum iyonun ötesine geçen daha depolanabilir enerji şeyi yok. Şu an gerçekten Türkiye bazında da globalde de çok büyük firmalar enerji depolayabilmek için uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar. Bugün ciddi arge çalışmaları şeyi, yapıyorlar. Apple telefonu düşünsenize, bir sefer şarj ediyorsunuz 10 saatte veya bir günde, iki günde, hiç fark etmez. İki gün, bir gün şarj ediyorsun ve bir ay gidiyor. Dünya karışır. Evet. Ve dünyaya satarsın. Yani çok ciddi firmalar bu konuda çalışıyor. Biz de belki bir ucundan tutar mıyız diye düşünüyoruz ama çok bakalım. Sevinirim. Buradan duyururuz ama öyle bir şey olursa. İnşallah tabii tamam. ki. Bugün bu sektörde olmasaydın hangi sektörde ne iş yapardın? Ucu çok açık bir soru. Evet. Yani her sektörde olabilirdim. Yani ben dediğim gibi biraz daha esnaf yönü ağır basan bir adamım. Ben bu arada işte bu işlerimi yaparken, bu sektördeyken hizmet sektörüne de girdim. Esas komik gelecek. Benim ilk iş yerim oto yıkamacılık. Ben iş hayatına medikal sektöründen önce oto yıkamacı olarak abi, girdim. Para çok amelin en iyi olduğu denge oto yıkamacılık. Arabalara net. Çok ilgim var. Ve titiz de olduğum için kafama uygun yıkamacı bulamıyordum. Dedim ben açayım. Yani ben ilk üniversite diplomamı astığım ofisim oto yıkamacı ofisi. Ayağımda çizmeyle, yazın ayağımda şortla ilk o sektörden girdim. Süper. İşte hizmet sektöründe de faaliyet gösterdim. Hani bu sektörde olmazsam hangi sektörde olurdum ya da ilerleyen süreçte hangi sektörde olacağım, ben de kestiremem. Gerçekten kestiremem. Çünkü hepsi olabilir. Yani şeyim hiçbir zaman olmadı. Yaptığım işlerde aman işte ben üniversite mezunuyum, ben mühendisim, yıkamacılık mı yapacağım ya da işte ben kendi iş yerimde hizmet sektöründe aylarca kuryelik de yaptım. Motora bindim, personelimin izinli olduğu ya da işte gittiği personel sıkıntısı yaşadığım dönemde motora binip yaz kış demeden kuryelik de yaptım. O yüzden yaptığım işte bir doğru tabir egomu bilmiyorum ama öyle bir egom yok. Her işi yapabileceğime çok net inanıyorum. Abi ona ben yapmadan de inandım. o yüzden şimdi ben şu sektörde olurdum ya da bu sektörde olacağım demek çok zor. Her sektörde olurdum ve iyi olurdum. Evet. Onu ben gördüm abi. Yani benim de bir bölümüm oldu. Sağ olsun abim. Sektörpedia'nın yayın koordinasyonu direkt kendinde, yani direkt koordinatörü. O da beni yayın aldı. Buna benzer cümleleri bir tek bu kadar yayında ben vermiştim. Ben verdiğim için mi buna inandım? Hayır, ama oluyor mu? Evet abi, bu böyle bir bakış var hayatta yani. Var. Yani ben her sektörü deneyebilirim. Elimden geldiğince, kafamın bastığınca yapabileceğimi gördüğüm her sektörü yaparım. Arada bir mesela üniversitede bir akademisyenlik öğretim üyeliği dönemim oldu 1,5 yıl.
Onun çok büyük bir hata olduğunu sonradan fark ettim. Ben çünkü akademik olmak isteyen bir adam değildim. Onu da denedim. Olmayacağını gördüm. Sektörümü değiştirdim. Şimdi bu sektördeyim. Yarın hangi sektörde olurum inan cevap verebileceğim bir soru değil. Bana tek şey kaldı. Allah rast getirsin. Amin. Peki bu yenilenebilir enerjilerde prosedür bu işi yapmak için neler gerekir veya bunun bizim bilmediğimiz veya işte isteyen kişinin yatırım yapmak istediği veya bu işe girmek istediği durumda mevzuat ne? Bunu güneş enerjisi santralleri özelinde anlatayım. Hı hı. Çünkü işte biyogaz, güneş enerji, rüzgar, hidroelektrik hepsinin prosedürleri ve mevzuatları çok farklı. O yüzden şu an revaçta olan güneş enerjisi olduğu için oradan devam edelim. 2019 yılından önce devlet işte yatırımcılara, cebinde parası olan insanlara uygun şartları sağlayın, güneş enerji santralinizi kurun. Ben sizden işte 10 yıl boyunca enerji satın, hatta dolar bazında, kilowatt birim fiyatı dolar bazında enerji satın alma sözü verdim demişti. Bu süreçte zaten bu tarlalar, güneş enerji tarlaları çok yoğun bir şekilde arttı. Daha sonra 2019 yılından sonra devlet şunu yaptı artık. Bu bir teşvik gibiydi. Sürdü, bitti. Hı. 2019 yılından sonra devlet şu an tükettiğin kadar üretebilirsin. Yani kendine yetebilirsin. Tüketeceğin enerjiyi işte kurulu gücün, sözleşme gücün, trafo gücünün el verdiği şartlarda sen üretim yapabilirsin. Şartı getirdi. Şey gibi reaktif kadarsın yani. Hani... evet. O yüzden şimdi sanayi organizedeki bütün firmalar enerji maliyetleri çok arttığı için harıl harıl güneş enerji santrali kurmaya yöneldiler. Yani burada enerji ihtiyacından ziyade gerçekten çevre duyarlılığı için imkanı olan herkesin gerçekten yenilenebilir enerji, %100 temiz enerjiye bir ucundan tutması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda bu sektörü önümüzde güzel günler göreceğiz diye umut ediyoruz inşallah. Umarım biz de buradan katkı sağlamış olalım. Yani daha doğrusu elimizden geldiği kadar da bunu yayalım. Biz kendi tarafımızda da. Çünkü hedef kitlelerimiz var bizim. Biz tarımımızı veya kendi üretimimizi yapmak zorunda olan bir ülke olduğumuz gibi yenilenebilir enerjiyi de bugün yatırımlarımızı ve bu işi büyütürsek ülkeyi biraz daha bağımsız, biraz daha kendine dönük bir hale getirmiş oluruz. Aslında biraz da milli bir hareket baktığınız zaman ve olması gereken aslında bir sorumluluk gibi bir şey. Evet. Bizim yani elinde gücü olanlar dediğin gibi bunu yapmalı. Ben de elimden geldiği kadar bunu paylaşacağım. Bu süreç çok hızlanmalı. Gerçekten dünyanın küresel bu konudaki küresel ekonominin çok gerisindeyiz. Hı hı. Çin şu an yapay güneş yapmanın derdinde. Evet. Yaptığını söylüyorlar hatta. Yani bu konuda gerçekten çünkü güneş sonsuz bir enerji kaynağı. Hı hı. Girdisi yok, çıktısı yok, atığı yok, sera gazı yok, doğal, hiçbir şey natural. Yok. Doğal. Sistem teknik olarak da çok basit. Yani o yüzden biraz ivme kazanmamız gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim abi verdiğin bütün bilgiler için ve katıldığın için. Ederim. Çok keyifliydi. Kamera arkası da keyifliydi. Sohbet de keyifliydi. Onlar arkadaşlar işte her şeyi paylaşamıyoruz ama ben tanıştığıma çok çok memnun oldum ve katıldığın için tekrardan teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Bizim için keyifti. Benim için de. Giydiriyoruz.com'un sunduğu. Bu arada giydiriyoruz.com'u ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel tişörtler var. Her sektöre uygun. Bir bölümün daha güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ortam çok aydınlık ya. ben... Burada en tehlikeli adam sensin galiba. Ahmet sakın. O yüzündeki tebessümleri biliyorum. Şu an hareketi bu. Neler söylüyorlar belki... biz böyle değildik. Keşkeleri sormuştum. Bu konuda keşkeleri olmuştunuz falan. Tamam, yok. Meslekle alakalı yok. Bundan önce medikal sektöründeydim ben. Fastistesi olan hastalara baklofen pompası hem satışını yapıyordum hem ameliyatta hekimlerle beraber ürünün hastaya yerleştirmesini olmadı bu. Doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Montaj olmadı yerleştirme.
Apple telefonu düşünsenize, 2 gün, 1 gün şarj ediyorsun ve 1 ay gidiyor. Doğaya ve çevreye arka planda çok büyük katkısı olacak. Amaç ne? Yeryüzü sıcaklığını 2 dereceden fazla arttırmamak. Bunun önüne geçebilmek aslında ilk amaç olduğunda belki biz biraz daha yol kat etmişiz diyebiliriz.